tüm vatandaşlarımızın müsterih olmasını istiyorum. Kamuoyunda oluşan büyük tepkiler üzerine Tarım Bakanı Mehdi Eker bugün kameraların karşısına geçti. Genetiğiyle oynanan gıdaların ithalatına izin veren yönetmeliği savundu. AB standartlarının üzerinde izledi. Avrupa Birliği'nin değerlerde referans aldı. İnsan ve hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç genleri içeren GDO ve ürünlerinin ithalatı ve piyasaya sunulması yasaktır diyoruz. Avrupa Birliği'nin mevzuatından da biz bu bakımdan yine bizim yönetmeliğimiz daha ileri. Bakan Frankenstein gıdalara denetimin zorunlu hale getirildiğini açıkladı. Kapıdan giren tüm gıda ve yem ve bunların ihtiva ettiği, bunları içeren maddelerle ilgili olarak yaptığınız rutin kontrollere, denetimlere ilaveten GDO analizi de zorunlu olarak yapılacak ve eğer GDO varsa içinde bunun ithalatına izin verilmeyecektir. Genleriyle oynanan gıdaların izne tabi olacağını ısrarla söyleyen Eker, sağduyu mesajı verirken bile temkinliydi. Tüm vatandaşlarımızın müsterih olmasını istiyorum. GDO ile ilgili zaten tartışma da burada. Buna tedbirli yaklaşmak lazım. İhtiyatlı olmak lazım. Belki bugün bunun sonucu görünmüyor ama ileride görünebilir. Şüpheyle yaklaşıyoruz. Bu bugün elimizde buna ait somut bir delil olduğundan değil. Ama yarın öbür gün bir şey çıkabilir. Yönetmelikle ilgili muhalefetin sert tepkisiyle karşılaşan Tarım Bakanı da muhalefeti suçladı. Bu yönetmeliğin iptali için gereken girişimleri mutlaka gerçekleştireceğiz. Bunu iptal ettireceğiz. Eğer bu mahkemeye götürülür de iptal ettirilirse bir boşluk doğacak. Bu şunu gösterir. Muhalefet partileri bu işin Türkiye'de GDO'nun ithalatine karşılar mı? Onu destekliyorlar. Bana bunun cevabını versin. Ürünlerin 91 kişilik bilimsel kurulda değerlendirileceğini açıklayan Mehdi Eker, bilim kurulunu biz oluşturmuyoruz dedi. Peki yurt dışından getirilen bu gıdalar nasıl tespit edilecek? Eker şimdilik 3 laboratuvarın tahliller için hazır olduğunu duyurdu. 3 tane laboratuvarımız gen tespiti yapabiliyor. Yani içinde GDO var mıdır yok mudur bir ürünün bunu biliyor. Bu genin nasıl bir gen olduğunu, yüzde kaç olduğunu ve bu genin nasıl bir gen olduğunu da biz tespit edebiliyoruz.